hemen bir Skype bağlantısı daha yapacağız değerli izleyenler. Ümit Aktan'la şimdi derbiyi konuşacağız, değerlendireceğiz. Ümit Aktan, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Ezgi, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, artık gözlerimiz tamamen derbiye çevrildi. Nasıl bir mücadele bekleyeceğiz sağ içinde, sağ dışında tüm detaylarıyla konuşalım istiyorum. Öncelikle maçtan beklentinizi sorayım. Bir kere bütün futbol severler gibi, bu işe kafa yoran insanlar gibi benim de kafamda deli deli sorular peş peşe dolaşıyor. Yani işte Valencia oynar mı? Ne kadar oynar? Nasıl oynar? Gomis oynar mı? Ne kadar süreyle oynar ve nasıl oynar? Bunları çözemiyorum. Bakıyorum takımların ön tarafına, Rossi, Batshuayi, Joshua King ve hatta Valencia'yı koyuyorum. Burası Nelson ve Abdülkerim'in armonisini bozabilecek oyuncular. Her an orayı detone çalan bir orkestra durumuna düşürebilirler. Bu tarafta da Galatasaray'ın hücum bölgesine bakıyorum. Barış'ı kullanması durumunda, Barış'ın sakar bir golcü olmasına rağmen hareketli oyunu nedeniyle Zalai ve Serdar Aziz'in arasında daha fazla boşluk üretebilecek, arkadan gelen Mertens'e, Oliveira'ya pozisyon doğurabilecek bir hareketlilik sunabileceğini düşünüyorum. Kerem'i bırakıp da hücuma gitmek pek o kadar kolay değil. Osay Samuel'in Kerem'le mücadelesi çok renk katacak. Barış'ı kullanması durumunda da Türk oyuncu avantajını sağlayıp Torreira ile Oliveira'yı birlikte kullanma şansı olacak Okan Buruk'un. Bütün bu sorular kafamda dönüp duruyor. Fenerbahçe'nin orta alanına bakıyorum. İrfan Can'ı koyuyorum sağ tarafa. Van Arnold gibi bir enkaz görüntüsü veren oyuncu karşısında çok önemli hamleler yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü Van Arnold orta çizgiden bile dönüp Muslera'ya vermeye çalışan, o pası da hatalı veren bir oyuncu durumunda. Bütün bunların derbinin sonucunu ekleyecek faktörler olduğunu düşünüyorum. Ama tabii top yuvarlandıktan sonra, başlama vuruşu yapıldıktan sonra bütün bu senaryoların çoğu bir kenarda kalıp maçın akışı içerisinde seyircinin de öne doğru itmesiyle Fenerbahçe'nin daha aktif bir oyun sergileyeceğini düşünüyorum. Galatasaray bu aktif oyuna pasif oyunla karşılık vermeyecek belli ki. Ama hala daha Berkan'ı mı kullanayım, Barış'ı mı kullanayım, üç Türk'ü nasıl yerleştireyim gibi sorulara kafa yoran Okan Buruk'un taktik planlama şansının pek fazla kalmadığını düşünüyorum. Öyle bir maç ki Galatasaray açısından versinler beraberliği, oynamadan dönelim karşılaşması. Fenerbahçe'nin de 2 puan geride olması, 1 puan yani Galatasaray'ın lider olarak gelmesi Galatasaray'a avantaj olarak gösteriliyor. Ama Fenerbahçe'ye de bir avantaj, çünkü yenerse lider olacağını biliyor. Bu da başka bir itici güce dönüşebilir. Dolayısıyla ben akşam bu soruların etrafında dönüp duruyorum, bir türlü maçın içinden çıkamıyorum. Umarım Halil Mutbeler çıkar bu maçın içinden. Aslında biz 11'lere çok fazla odaklanıyoruz ama hamle şansları nasıl olacak acaba teknik direktörlerin? Zira iki takımda da muhtemel 11'ler üzerinden değişiklikler olması beklenebileceği gibi, örneğin Jorge Jesus bu sezon yaptığı hamlelerle takımına en fazla maç kazandıran, puan kazandıran teknik direktör konumunda. Acaba işlerin istendiği gibi gitmemesi halinde iki takımın hamle gücü bu karşılaşmanın seyrini ne kadar etkileyecektir? Şimdi Jorge Jesus kenardan, torbadan kimi çekerse çeksin oyuna bir şey ekleyebiliyor. Oyunu daha yukarıya çekebilen oyuncuları var. Galatasaray'ın öyle değil. Hem Türk kontenjanına sadık kalma handikapı yaşıyor, hem de oyuna kenardan girecek oyuncu, çıkan oyuncunun gücü tükendiği için gelen oyuncu. Yani taktik hamle şansı değil. Gomis 60'tan sonra pes ediyor, Icardi yerine girebiliyor. Veya Seferovic giriyor. Bu maç Seferovic'in maçı değil. Ama Icardi'nin de bu kadar oynamadıktan sonra 90 dakika verimli mücadele etmesi, oraya çok top gelmesine bağlı. Galatasaray'da çok top getireceği bir yer değil. Çünkü şu senaryo geçerli. Bu oyunun %60 hatta 70'i Galatasaray savunmasının önünde oynanacak. Yani Abdülkerim,
bardakçıyla Nelson arasındaki uyum çok mücadele edecek ve Muslera'nın bir maçı olacak Fenerbahçe forvetleriyle. Dolayısıyla orada hata yapma şansı daha fazla. Galatasaray'ın da burada kaptığı toplarla süratli hücuma çıkması, atılacak uzun topları kovalayacak süratli adamların olması bir avantaj, ama bir kanatta Raşitsa'nın durağan, yani daha doğrusu geçirdiği sakatlık ve hastalıktan sonra eski hamle şansını hala daha bulamamış olan oyunu büyük bir sıkıntıya neden olabilir. Dolayısıyla ben Raşitsa, Kerem ortalarında Barış'ın seçiminin daha doğru olacağını, Berkan'ın bir hamle oyuncusu olarak kullanılması gerektiğini ve daha sonra oyuna girebileceğini düşünüyorum. Torreira'nın ve Oliveira'nın bu bir hafta eksiklikten sonra ve uzun bir seyahatten döndükten sonra nasıl verim verecekleri de söz konusu. Bütün bu faktörleri koyuyorum. Şu anda yani Torreira ile Crespo'nun mücadelesi olacak orta alanda. Hangisi daha çok faul yaparsa o takım zarar görecek. Bu da kafamdaki deli sorulardan biri. Bütün bu sorulara cevap bulursanız ben kimin kazanacağını söyleyebilirim. Santrfor konusuna geri dönmek istiyorum. Az önce birkaç cümleyle geçtik ama iki takımda da belirsizliğini koruyan bir konu bu. Valencia mı, Batshuayi mi, Gomis mi, Icardi mi? Bazı gazetelerde iki oyuncunun da olmayabileceği ve doğrudan Barış Alper'in kullanılabileceği bile söylenmiş. Bilmiyorum, sizin yorumunuz, görüşünüz nedir her iki takım açısından da? Şu anda bence daha doğru yol Barış'ın kullanılıp sonradan oyuna monte edilebilecek bir Gomis-Icardi hamlesinin kenarda saklı tutulması daha mantıklı. Çünkü hareketli bir forvet. Yani büyük bir golcü değil, ama orada çok çabuk ve hareketli bir oyuncunun Szalai ile Serdar Aziz'in uyumuna arıza verdirme ihtimali daha fazla. O zaman oradaki bu ikili Barış'la meşgul oldukları zaman kenardan Kerem ve Raşitsa'nın getireceği toplarda oraya yanaşmış olan Mertens'e pozisyon doğurma ihtimalleri var. Ama bu yazdığım senaryoya bakın. Kerem, Raşitsa, Barış önde, arkalarında Mertens. Sanki Galatasaray oyunun %60'ını Fenerbahçe ceza alanı çevresinde oynuyormuş gibi oluyor. Aslında oyun öyle seyretmeyecek. Oyun Galatasaray ceza alanının önünde oynanacak daha çok. Ve dolayısıyla Nelson ve Abdülkerim uyumunu bozacak oyuncular daha önemli. Fenerbahçe'de de bu tür oyuncular var. Bunları doğru kullanabilir ve anlık performanslarında etkili olacağı bir mücadelenin içinden ben Fenerbahçe'nin seyirci avantajıyla Galatasaray'a daha fazla arıza verebileceğini düşünüyorum. Çünkü bu bir bilgisayar oyunu değil. Escape tuşuna basıp da her şeyi sıfırlayamazsınız. Baştan başlayamazsınız. Bu bir insan malzemesiyle oynanan bir oyun. İnsani duyguların olduğu bir oyun. Bir kayarak müdahale sizi kart durumuna getirebilir. İkili mücadelede bir tutma çekme sizi bambaşka bir sıkıntıya düşürebilir. Ama Batshuayi, King, Valencia, Rossi gibi bir dörtlüden ikisi bile oynasa Galatasaray savunmasının oralarda problem yaşayabilme ihtimali daha yüksek, ama Türkiye'nin en iyi 3 kalecisinden ikisini seyredeceğimiz için onların performansları da maça damga vuracaktır. Ama ben tekrar tekrar söylüyorum, bir kıl, bir level ileride görüyorum Fenerbahçe'yi. Oyun olarak da, oyuncu olarak da. Bir de hakemi sormak isterim. Halil Umut Meler yönetecek karşılaşmayı. Geçtiğimiz haftayı VAR kayıtları ve hakem tartışmalarıyla geçirdik. Acaba bu karşılaşmada hakemi nasıl ve ne şekilde konuşacağız? Bunu da tabii ki çok merak ediyoruz. Sizin görüşünüz nedir? Ezgi, maça hakem bulunmadı. Hakem maçı buldu. Yani şu anda Türkiye'de Cüneyt Çakır da gittikten sonra eksilen hakem kadrosunun içerisinde bu maça verebileceğiniz en doğru isim oydu. Başka isim yoktu. Hangisini verseniz çok tartışılacaktı. Halil Umut Meler en azından şu avantaja sahip. Maçtan sonra tartışılacak. Maç öncesi tartışılacak bir isim değil. Dolayısıyla önünde de bir Trabzonspor Fenerbahçe maçını başarıyla geçmiş bir grafik olduğu için en doğru isimdi. Ama
Halil Umut Meler'e bir şey olsa, bir arıza olsa Allah korusun, veya ne bileyim üst üste habire o derbilere o veriliyor diye bir ara Cüneyt Çakır için çok konuşuluyordu. Bu duruma düşerse o zaman hakem bulamayacağız. Yani Halil Umut Meler'i dışarıda bırakalım. Bu maça atayacağımız listedeki hakemlerden herhangi birisi çok tartışılacaktı. Hakemin işi kolay değil. Allah hakem şansı versin. Kararlarında isabet oranı yüksek olsun. VAR'la yardımlaşması mükemmel olsun. Ama üzerinde her türlü konunun çok tartışılacağı bir maç oynanacak. Çünkü golden 2 dakika önceki taç kararını yanlış vermişti diye başlayacağız ve sabaha kadar sürecek. Peki, Ümit Aktan çok teşekkürler yorumlarınız için. Güzel bir hafta sonu diliyorum size. Ben de iyi bir hafta sonu diliyorum. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet, Ümit Aktan'la değerlendirmelerimizi yaptıktan sonra gelin yine derbi gelişmeleriyle devam edelim. Dev derbi öncesi iki kulübün efsane isimleri Aspor'a konuştu. Selim Soy'dan Fenerbahçe'nin kazanmaktan başka çaresi yok derken Gökmen Özdenak Galatasaray derbiyi kaybedebilir. Takım taraftar baskısını kaldıramayabilir ifadesini kullandı. Thank you.